Gerçekten çok mutluyum. Enlerin ve eklerin takımı Galatasaray. Her zaman olduğu gibi. Gördünüz bugün 2022 senesinde Dursun Özbek yönetimiyle yönetime geldiğimizde Sayın Başkanımız bize kadın futboldan sorumlu olmak ister misin diye sordu. Biz de tabii ki Galatasaray'daki öğretilerimiz doğrultusunda tabii ki başkanım dedik. Baştan aşağı bir takım yarattık. Daha önce 2021 senesinde kurulmuştu ama teori olarak biz yeniden bir takım kurduk. İlk sene lig birinciliğine sahip olduk. Playoff'larda elendik. İkinci senede şampiyon olduk. Ve bu üçüncü senemiz tekrar seçildik. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Bu gerçekten uzun vadede, şu an pek farkında olmasa da uzun vadede kadın futbolu için ve Galatasaray için yine bir tarihi başarı olacaktır. Bugün nasıl hatırlıyorsak Galatasaray'ı, erkek takımını Şampiyonlar Ligi ile anıyorsak kadınlarımız da inşallah öyle anacağız. Bu 10 senelik, 20 senelik bir projenin başlangıcı da aslında ve bunu da biz başarmış olduk. Çok mutluyuz hocamız, oyuncularımız, staff ekibimiz. Gerçekten hiç kimsenin tahmin etmediği bir başarı elde ettik. Avrupa'nın son 16 takım arasına girdik. Bakalım inşallah önümüzdeki günlerde de puanlar almaya çalışacağız. Önümüze bakmaya çalışacağız. Kadın futbol Galatasaray'ı geçtik. Yani Türkiye'de bile yani ikinci turu geçtim. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı ilk defa bir takım böyle bir başarı elde edebiliyor. Maalesef aslında istemediğimiz bir kura çektik. Olympique Lyon ve Wolfsburg. Daha önce Wolfsburg'un iki şampiyonluğu. Olympique Lyon'da 8 ya da 9 tahmin ediyorum Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Aslında çekebileceğimiz en kötü, en zor iki takımı seçtik. Bakalım ama bizim takımımıza güveniyoruz. Roma var üçüncü. Hedefimiz ilk ikiye girmek. Bakalım inşallah bir iki transfer de yapabiliriz. Sayın Başkanımız buradan Şampiyonlar Ligi'ne girmemizden sonra belki biraz daha önümüzü açabilir. O yüzden bakalım inşallah hedefimiz ilk iki. Çok teşekkür ediyoruz taraftarımıza, Ultra Aslan taraftar grubumuza gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun. Tabii ki biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Kızlarımız taraftarlardan çok motive oluyor. O yüzden biraz daha ilgi gösterirlerse inşallah biz bu gruptan da çıkacağız. Galatasaray'ın gücünü, büyüklüğünü Avrupa'ya tekrar göstereceğiz. Tabii ki çok mutluyuz. Galatasaray enlerin ve iplerin takımı dedik. Sezon başı hayallerimizi kurduk. Dedik Avrupa'da başarılı olacağız, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz dedik. Tabii ki Lüksemburg ayağı bizim için çok önemliydi. Çünkü Avrupa'da ilk maçlarımızı oynayacaktık. Orada mükemmel geçti ve özgüven kazandık. Dedik ki biz Şampiyonlar Ligi'nde yürüyebiliriz. Sonra tabii ki Prag takımı iyi bir takım. Slavia Prag takımı iyi bir takım. Çok atlet bir takım. Avrupa takımları çok güçlü, kuvvetli ve çok tempolu. Onlara ayak uydurduk. Hatta buradaki maçı çok şanssız kaybettik. Buradaki maçta bizi çok yaraladı ve üzdü. Ama orada istediğimiz oyunu onlara düşürdük. İstediğimiz oyunu kabul ettirdik. İstediğimiz oyunu sahaya koyunca da uzatmalarda da olsa kazanmasını bildik. Tabii ki çok mutluyuz ve gururluyuz. Evet, zor bir grup. Yani çok önemli takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş takımlar var. Ama biz oynadığımız futbolla, verdiğimiz mücadeleyle çok daha iyi olacağını sinyallerini vermiştik zaten. Zannediyorum biz orada da başarılı olacağız ve son 8'e kalmak istiyoruz. Bu inanca sahibiz, bu özgüvene sahibiz. Motivasyonumuz çok yüksek. Ne olursa olsun çok iyi hazırlanacağız ve orada da başarılı olup son 8'e kalmak istiyoruz. Şimdi tabii ki kadın futbolu yeni gelişiyor ve taraftar oyuncunun üzerinde büyük etki yaratıyor. Taraftarımızı mutlaka yanımızda görmek istiyoruz. Bizle beraber olursa oyun mutlaka çok daha farklı olacak, coşkulu olacak, arzulu olacak, istekli olacak. Ben taraftarımıza buradan sesleniyorum. Sahada mükemmel bir oyun var, çok güzel bir mücadele var. Onlar geldiğinde keyif alacaklar. Bizi yalnız bırakmasınlar, desteklesinler. Türkiye'de bu ilki hep beraber başaralım. Sahada çok iyi şeyler yapalım istiyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle gerçekten çok mutluyuz. İnanılmaz bir başarıyı elde ettik. Takımın ortamı şu an çok iyi. Çok iyi bir ortam yaşıyoruz. Ülke adına ve kulübün adına çok büyük bir başarı elde ettik. Son 16'ya kaldık. Biz orada neticede sadece Galatasaray'ı temsil etmiyoruz. Ülke puanını da getiriyoruz. Ülkemizi de temsil ediyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Hele ki o ikinci revanş maçında onların sahasında, onları orada ezip geçmemiz gerçekten çok inanılmaz ve anlatılmaz bir andı bizim için. Çok mutluyum. Takıma da golle katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, başlangıçta ilk defa zaten Galatasaray'la şampiyon olduk. Bizim fazla ileri gidemeyeceğimizi düşünen çok kişi oldu.
grup aşamalarına kalacağımızı ya da işte herhangi bir ilk aşamayı bile geçemeyeceğimizi düşünenler de oldu. Son 16'ya kalacağımızı kimse düşünmedi. Son 8'e kalacağımızı da kimse bilemez. O yüzden her an her şey olabilir. Ben çok inanıyorum, çok güveniyorum. Takımı, teknik ekibe, herkese çok güveniyorum. Taraftar da arkamızda olduğu sürece galiba inşallah çok iyi bir güzel bir başarı elde edeceğiz. Ligde henüz daha bir tane lig maçı oynadık. Yarın ikinci lig maçımıza çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bayağı bir erteleme maçlarımız oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız bu galibiyetler bizi farklı bir motivasyonla lig maçlarına çıkartacak. Farklı bir duyguyla, hırsla lig maçlarına çıkacağız. İnşallah orada da tekrar bir şampiyon oluruz. Öncelikle bizim için zor bir süreçti. Bu süreci en iyi şekilde ilerletmeye çalıştık. İlk maç 2-2 bittikten sonra çok üzülmüştük çünkü hak ettiğimiz bir galibiyetti ama olmadı. Ondan sonra takımımız 120 dakika müthiş mücadele etti. Sonunda turu aldık. Şu an önümüzde zor bir yol var, uzun da bir yol ama güzel geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Yani rakip kim olursa olsun biz Galatasaray'ı en üst seviyeye taşımaya çalışacağız. Bu bir ilk, Galatasaray tarihinde de ilk. Bunu her sene bu seviyelere taşımaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz tabii ki de şampiyonluk diyorum ama her yıl daha da artacağını düşünüyorum. Süper Lig'de %100 şampiyonluk. Başka şansımız yok.